Cinel Medya Spor Yayınları Koordinatörümüz Mehmet Ayan stüdyomuzda. Tabii ki Mehmet Ayan'a soracaktık yaşanan bu güzel gelişmeleri. Sporda, futbolda güzelliklerden başka her şeyi konuşuyoruz Mehmet Ayan. Nedir bu görüntülerin? Yani yansımaları okudum, dünya basınında da bir rezillik söz konusu. Senden dinleyelim. Günaydın, iyi haftalar. 11 Aralık'tı galiba Halil Umut Meler'in yumruk yediği, 10 Aralık pardon, 10 Aralık pazartesi. Ertesi gün ve o akşam konuştuğumuzda hem sen hem diğer arkadaşlarımız... Milat mı? Ona atıf yapacağız. Alakası yok. Sen de öyle dedin. Ne milatı dedin yani? Daha da beterini göreceğiz. Çünkü... Deme öyle. Öleceğiz. Daha beterini göreceğiz. Çünkü temelde hep en güçlü en mağdur ya Türkiye'de. En güçlünün en mağduru oynadığı her yerde bu saha olayları daha bitmeyecek. Şimdi kronolojik olarak hafta içerisinde Sayın Ali Koç'un yaptığı açıklamalar içerisinde Trabzonspor'u Galatasaray camiasında türlü çeşitli sözler söylerken Trabzonspor'u ayırdığını görüyoruz. Ve Trabzonspor yönetimiyle aralarının son derece yolun hafta sonundaki karşılaşmanda iyi geçeceğini söylediğini bu umutla masaya oturduğunu biliyoruz. Öyle de olmasını o da istiyordu, hepimiz istiyorduk. Yetmedi, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Bey Ali Bey'in dediklerine tabii ki öyle dedi. Elbette ki dostuz, kardeşiz dedi. Elbette ki maç güzel geçti. O da olumladı. Yetmedi. Dün Trabzonspor yönetimi Fenerbahçe yönetimine locasını verdi. Yani işin tepesinde bu olayları yöneticiler tetikledi. Ya kardeşim bu yöneticilerde de olmuyor falan diyebileceğimiz bir durum yok. İşin özeline, ağaçlara gelecek olursak. Sonra hocaları görüyoruz. İkisini de şahsen tanıyorum. İkisini de adamlıklarına, insanlıklarına kefilim. İkisi de adamdır, ikisi de insandır, ikisi de çok temiz kalpli insanlardır. Maç önü ve sonu yaptığı açıklamalarda ikisinin de, mesela Abdullah Hoca diyor ki, konuşarak değiştiremeyeceğiz diyor, doğru söylüyor. İkisinin de dediklerine imza atarım. İkisi de öyle insanlar, dürüst insanlar, net bir şekilde. Ya bir de dün 17 Mart, mübarek Ramazan'ın 6. günü, 7. günü. Bugün 18 Mart için zaten bir... Az önce harika bir haber derlemişiz. O 18 Mart'ın içimizde gururu, coşkusu, aynı zamanda şehitler için hüznü. Bir de Trabzon çıkarken bütün stat Gazze diye inliyor. Abi bu ne o zaman yani? Ramazan günü, 18 Mart öncesi Gazze diye inliyoruz. Bu ne o zaman? Bu ne Yaman Çelişki? Ve aynı zamanda bunu yöneticiler yaptı diyemeyiz. Çünkü yöneticilere suç atmak çok basit. Bak bu yönetici provokatif konuştu. Bak bu tweet attı. Kulüp hesabı. Hayır, alakası yok. Fenerbahçe ve Trabzonspor yöneticileri burada ayırırım. Bu hafta için ikisini ayırırım. Geçmişte yaşananların hesabını hıncını almaya çalışan milyar tane adam var. Zaten onlardan kaynak duruyor. Şimdi o bir. İkincisi. Bakın bilgi söylüyorum. Geçen hafta da söyledim ama çok kale alınmıyor ve ben de gülümsüyorum. Çünkü bunların geleceği 3 aşağı 5 yukarı belli. Arkadaşlar bir kere daha söylüyorum. Beşiktaş Galatasaray derbisini Halil Umut Meler almak istemedi. Ama kifayetsiz, yetersiz ve utanmaz federasyon bu çocuğa o gün Beşiktaş Galatasaray maçında sadece ona maçı verebilecekleri için gitti, ona verdi. Beşiktaş Galatasaray karşılaşmasının içerisinde Halil Umut Meler'in fotoğrafı zaten yeterince her şeyi anlatıyordu bize. Çocuğum diyorum çünkü 86 doğumlu bir adam bu. Her ne kadar genç bir çocuk, genç bir insan olmasa bile bize göre küçük bir arkadaşımızın, çok güzel bir insanın ve bundan sadece 2 ay önce o sahada yumruk yemiş bir adamın 2 tane tırnak içinde zayıf karşılaşmadan sonra gidip Beşiktaş maçına verilmesi yanlıştı ve Halil Umut Meler de bunun yanlışlığını göz göre göre geldi ama bu çocuğa sen bizi kurtaracaksın, o gün Beşiktaş Galatasaray maçı kurtarıcı olması gerekiyordu. Bu çocuğa bu maçı verdiler. Yetmedi. 2 hafta sonra, o gün karşılaşmadaki bence kararlarında sorun yok ama vücut dinde ve psikolojisinde sorun varken 2 hafta sonra geldin bu maça verdin. Ve şeyi okuyamadın, yöneticilerde tekrar söylüyorum sorun yok ama sosyal medyada işin gerginleşeceğini ve temel hedefin Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayıp Galatasaray'ı şampiyon yapmak niyetinde olan bir fotoğrafı okuyamadın. Gene kendini kurtarmak için, gene kifayetsiz olduğun için, gene Halil Umut Meler'den başka bir şey bilmediğin için, geçmişte Fırat'a, Cüneyt'e yapılana olduğu gibi, başka bir halt bilmediğin için çocuğu buraya verdin. O da gitti, maçın içinden geçti. Şimdi bak bu karşılaşma çeşitli örneklerle arkadaşlarımız çok güzel anlatıyorlar çeşitli medya kanallarında falan. Bu maçın tatili olması için
O kadar çok gerekçe vardı. Ya Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı tarafta, yani Fenerbahçe'nin ikinci yarıda sol, Trabzonspor'un sağ tarafında bir sıra, bir dizi adeta oraya atılmış konfeti gibi bardak ve şişe vardı ya. Nasıl girdi onlar? İnsan nasıl... Ya topu aldı. Bir pozisyonu çok net gördüm. Ya Tadiç'ti ya şey Ferdi'yi. Topu aldı ve gidemedi. 65 bin gidemedi çocuk ya. Hani hücum yapamıyor, savunma yapamıyor. Orada bir set dizilmiş. İsmail Hoca sonra diyor ki ben de şişe topladım diyor. İsmail Hoca'nın kafasına atıyorsun ve muhtemelen Trabzonların da kafasına falan gelmiştir bir şeyler. Onları bilmiyoruz. Ve karşılaşmayı bu psikolojideki Halil Umutmeler tatil etmiyor. Çünkü onun da derdi şu. Ben bu maçı tatil etmem. Çünkü ben bu maçı tatil edersem bu maçın altından kalkamayacağım. Ve kalkamadığım. Ben FIFA kokartlıyım. Benim önümde Euro 2024 var. Belki yarı finali hedefliyorum. Belki çeyrek finali hedefliyorum. Ben bu maçı bitirtmeyen adam olmayayım demediği için maçı oynattı. Ve maç sonunda da bir meczup. Hatta daha doğrusu söylemeyeyim. Meczup diyeyim. Bir meczup nedeniyle, maske takmış meczup nedeniyle olaylar başladı. Ve başlayan olaylar neticesinde iş buraya geldi. Peki bu planlı gibi görünüyor maske takıp çıkması. Sanki öncesinde böyle kesin, bir tezgahlanmış bir şey kesin, var. O kesin. Anlık bir agresyondan bahsetmiyoruz yok, Mehmet tabii Ayan. Tabii canım. O kesin yani. Bir insan eğer maske takıp maça çıkıyorsa... Evet. O kesin. Planlı. Niye maske takarsın ki? Arkasındakiler planlı mı ondan emin değilim ama... O adam için, tırnak için adam diyoruz artık her neyse o... emniyet de hala onu almadı İçişleri herhalde... Bakanı açıklama yaptı bu takipte de. Bekliyordur. Yani. O kesin o kimi olduğu tespitlidir onu da emniyet bekliyordur. Şimdi onu mesela şok edici bir şekilde evinde uyurken alacaktır falan muhtemelen. Yani çünkü İçişleri Bakanlığı'nın biraz sonra oraya da geleceğim yaptığı gerçekten çok değerli kıymetli şeyler var. Çok. Federasyon orada da kifayetsiz. Orada da kifayetsiz çünkü dün akşam arkadaşlar açıklama yapıyor. İçişleri Bakanlığı açıklama yapıyor. Mehmet Uçum açıklama yapıyor. Çok o altı çizilmesi gereken bir açıklama. Osman aşkım bak lütfen bir açıklama yapıyor. Federasyon biz de yapalım deyip dördüncü sırada açıklama yapıyor. Ha kifayetsizliğin artık geldiği nokta. Ne demişti ünlü Türk büyüğü Mehmet Ayan? Bir kere daha söylesin. Bir şey ile federasyon arasında tercih yapmak zorunda kalırsanız o şeyi tercih edin. Türkiye Futbol Federasyonu Türk futbolunu yönetemiyor. Ve bugün devletin kadrosu, bak altta yazıyor, sorumlular gereken derneme yapmak zorunda diye Cumhurbaşkanlığı'nın içinde önemli bir yetkili açıklama yapıyor. İçişleri Bakanı içi gücü bırakmış, memlekette 1 milyar tane iş var, futbolla uğraşıyor. Hani ve biz Abdullah Hoca'nın dediği neydi? Konuşarak değişmeyecek. Aynı kanaatteyim, konuşarak değişmeyecek. Nasıl değişecek? Değişmeyecek konuşarak. Ne olacak? Çünkü sen konuşarak, eğiterek, karşındakine hürmet ederek, saygı göstererek bir şey yapamayan bir toplumsun. Sana illa girecek birileri tepeden vuracak. Bununla da Cumhurbaşkanı olur, bununla da İçişleri Bakanı olur. Vuracak ve seni düzeltecek. Sen onu bekliyorsun. Çünkü şu, baksana ya. Ya şunu al, bir daha versene ne olur şunu sevgili yönetmenim. Bu nedir ya? Bu nedir abi? Bunun karşılığı nedir? Sözün bittiği yer diyorum ben bunu artık. Yani yorum ve yapabilecek durumda bu, da değiliz. Bu kişinin elinde bıçak olduğu iddialar o kadar bilmiyorum. Ama şu kadarını söyleyeyim. Dün akşam ben yayındaydım sevgili Nur'la beraber. 0-1. 13 ya da 14'tü. Maçın 22.45'te bittiğini varsayalım bu olaylarla beraber. Türkiye'nin en kadim şehirlerinden bir tanesi, en medeni şehirlerinden bir tanesi Trabzon'da. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi Fenerbahçe. Ve 3-4 yıldır olay olmazken, Fenerbahçe Trabzon'da kalmışken, geçmişte Rize'de falan kalıyordu bu 2011 nedeniyle. Evet. Tam tamına 2 saate yakın bir zaman soyunma odasından Fenerbahçe çıkmıyor ve... Fenerbahçe yöneticileri çıkamıyor. Fenerbahçe yöneticileri havalı açıklama yapmak zorunda kalıyorlar. Diyorlar ki ya bizim oradan çıkmamamızı devletimiz istedi, iş sakinleşsin. Yine bir devlet var orta yerde. Hani havalanına giderken de devlete soruyoruz. Çünkü devlet diyor ki yani orada durun diyor. Aklı selim olan budur diyor. Fenerbahçe yönetimine ona uyuyor. Yani 2 saat boyunca işte dünyaya böyle rezil olunur. Dünyaya bu şekilde şu gerçekten bazen yayında olmamayı istiyorum. Yani yayında olmasam o kadar güzel ifade edeceğim ki yayında olmadığım zaman ifade edeyim. İnsanlar bak ne güzel bunun atı sıfatı buymuş diye anlayacaklar. Yayında olunca tabii rütük kuralları, kurumsal kültür falan giriyor devreye. İki, dünya böyle rezil olmuyor işte. 2 saat boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin en kadim şehirlerinden, en medeni şehirlerinden bir tanesi Trabzon'da. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi havalimanındaki 10 kilometrelik yola gidemiyor. Daha ne rezil olacaksın dünyaya? Ya, bu arada biraz önce onu da söyledim. Dolaylı yoldan
yatırıma kadar gider. Yabancı yatırımcıya bile sirayet eder. Türkiye markası söz konusu. Bütün basın şeyini okuduk. İşte. Yani skandal üstüne skandal diyor mesela. Peki futbol sahasını, o yabancı futbol sahasını kim yönetemiyor der? Cumhurbaşkanı demez. İçişleri Bakanı demez. Federasyon der. Her ülkenin, çünkü futbolu yönetmek için bir kurum, bir organizasyon, bir teşekkül var. Adı federasyon. Ve adam istifa etmiyor ya. Federasyonun görev açılımı ne? Mehmet Ayan nedir mesela, onu böyle bir mesela bu çok bir cümleyle nedir? Bu ne biliyor musun? Mesela buraya atıyorum 15 tane deneyimli spor insanı konuk edeceği, spor insanı konuk edeceği, sen de bir soru soracaksın, gideceksin. Diyeceksin ki federasyon görevi ne? Onlar görevi da sabaha ne kadar bu konuyu tartışacaklar. Yok yok, bir cümleyle istiyorum. Benim görevim belli. Mesela ben burada haberleri çalışıyorum, anons ediyorum vesaire. Bu belli, bu kadar net. Federasyonun görevi ne? En amatör küme maçından en üst düzey maşa kadar Türkiye'de futbolu idare etmek, yönetmek, organize etmek. Hatta sorumluluk değil ama görev olarak, kalp olarak sokakta oynayan çocuğu, halı sahada oynayan adamı da organize etmek. Ama Türkiye'de, Türkiye Futbol Federasyonu yani bu haliyle. Yani bir kişi dışında hakikaten şu Türkiye Futbol Federasyonu'nda hiçbirinin olmaması lazım. Bir kişiyi ayırıyorum. O bir kişinin dışında nasıl yönetiyorlar? Neyse, isim. Yok yok, isim de söylüyorum. Yani bir Mustafa Öğüt diye bir adam var. Onu bir kenara bırakalım. Kalanların hepsi kifayetsiz. Peki biraz spesifik olayları da konuşalım. Mesela maçın sonuna doğru bir pozisyon sonrası yerde yatan Fenerbahçe kalecisi çenesine bir cisim isabet ediyor, kanıyor. Sadece o mu? Evet, ya sadece o değil ama bununla başlayalım. Biraz konuşalım ayrıntıları da. Ve kurala aykırı bir durum değil mi yani bu şekilde yayına devam etmesi, oyuna devam etmesi. Çok güzel. Ondan Livakovic'e atılandan yaklaşık 15-20 dakika önce yardımcı hakemin şurasına patlayıcı küçük bir madde düşüyor. Yardımcı hakeme tıpkı İsmail Hoca olduğu gibi küçük bir madde geliyor. Ortaya çağırıyorsun, tatil etmiyorsun. İşte o da Halil Umut Meler'in dağılmıştığını gösteriyor. Zaten olayların buraya gelmesinin elbette ki sorumlusu Trabzonspor taraftardır. O sahaya giren, şurada gördüğünüz herkesdir. Görevli olmayıp sahaya giren herkesdir. Ama Halil Umut Meler olayların buraya gideceğini görmeliydi ve karşılaşmayı tatil etmeliydi. Bu kadar basit. Şimdi olay ilerlemezdi değil mi, tatil etseydi? Tatil etseydi ilerlemezdi. Kaldı ki Antalya Spor maçı da vardı. Hakem içeri gitmişti. Trabzonspor'un şampiyon mücadelesi bundan 2 sene evvel. Öyle bir deneyim de var. Şimdi burada tabii bir takım insanların da beklentisi şu. Bir takım insanların. Özellikle Galatasaraylı bazı taraftarların. Ya işte bu Fenerbahçeli oyuncular Trabzon taraftarları dövdü. Ceza alsın diye. O hukuk kurulunun yazacağı rapor ve PFDK'nın vereceği bir karar. Elbette ki o kararlar içerisinde cezalar çıkabilir. Ama o cezalar çıktığı zaman kesinlikle unutmaması gerekir. Ben vicdanı olan bir insan olduğumu biliyorum. Bunu da kimseye kanıtlamak zorunda değilim ama bu da baştan aşağı bir meşru müdafaadır. Peki. Yani bu meşru müdafaanın sınırları, bu meşru müdafaanın boyutları, ceza davası içerisinde ama futbolda nereye kadar gireceği. Ama şiddetle çözülmez Mehmet Ayan. Ben şiddetle çözülmez. Yani. Ama bu insanlar da, bir de bu sahaya girenler de akıl yok. Sen günde 6 defa idman, haftada 6 defa idman yapan bir adama sen nasıl saldırıyorsun? Akıl da yok yani. Savaş ölünce değil, düşmanına benzeyince kaybedersin. Aliye İzzet Begoviç'in sözü orada, şiddet olmamalıydı. Futbolcular bize örnek olması gereken gençlerimize. Futbolcular duracak mıydı böyle yani? Evet, duracaklardı. Peki dayak şimdi polis göremedik saha kenarında. Ona evet. Ne diyorsun? Bu çok ilginç değil mi? O işte dün gece Nur da sordu. Şimdi deminden beri anlatıyordum ya. Deminden beri haklı olarak övdüğümüz ve övgüye değer İçişleri Bakanlığı'nın bundan sonra kendi içine yapması gereken bir şey. Orada kaç polis görevlendirildi? Oradaki tribünde kaç insan vardı bilmiyorum. Ama benim gözümün gördüğü, oradaki insanların ağırlığının turuncu üstlüklü, önlüklü güvenlik görevlileri oldu. Peki yani ne olacak? Orada çeşitli stadlarda alınan polisiye önlemler burada alınmadı mı? O İçişleri Bakanlığı bu işle ilgili bitirdikten sonra kendi işine yapacağı soruşturma. Gerek Trabzon Emniyeti, gerek Trabzon Valiliği, onların kendi işine yapacağı soruşturma. Peki Fenerbahçe'den radikal bir hamle bekliyor musun? Ne? Bazı taraftarların sosyal medyada takımı ligden çek dedikleri konuşuluyor. Harika bir laf vardır da bazen söyle, biraz cinsiyetçi bulunur. Bekara karı boşaması kolay gelir diye. Ya olur mu öyle şey? Koca boşaması da diyelim eşit olsun. Eril bilgili olmasın. Fenerbahçe ligden falan çekilir mi? Yani Fenerbahçe şampiyonluk yarışında devam ediyor. Ama yani şu tabloda, bu tabloda. Bu maç için söylemiyorum. Genelde bu tabloda herkesin payı olduğu gibi, hepimizin payı olduğu gibi sürekli mağduriyet edebiyatı yapanların da payı söz konusudur.
Bu genel bir kavram ama bu maç özelinde tekrarlıyorum, Trabzon ve Fenerbahçe yönetimlerini suçlamak doğru değil. Yönetimlerini suçlamak doğru değil. Şimdi biz de bu projeksiyona bugünün anketini yaptık Mehmet Ayan ve sonucu seninle birlikte göreceğim. Yansıtabiliriz değerli yönetmenim, arzudan rica edeyim. Dedik ki ya bu işin sorumlusu kimdir sizce? Birçok yorum geldi. Onları sabahtan bu yana okuyorum. Bilmiyorum dinleyebildin mi? Futbolda bitmeyen şiddet olaylarının en büyük sorumlusu sizce hangisi? Seyircimize sorduk. TFF diyor %69, hakemler %7, kulüpler %13, diğer %11. Çünkü yönetememe sorunu var. Bak 10 Aralık günü bu stüdyoda, o akşam 11 Aralık sabahı seninle stüdyoda ne konuştuysak, gelmiş bugün 17 Mart. 4. ay geçmiş, aynı şey. Ve üzgünüz ki daha ötesini göreceğimizi düşünmek gibi bir iklimdeyiz. Dün Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda 7 gol ve dün akşam Trabzon Papara Parti'de 5 gol, 12 golü konuşacağımız yerde sen bana sabah Kasımpaşa Galatasaray maçını soramıyorsun bile. Ya soramıyorum. Fenerbahçe ya. Trabzon maçının içini soramıyorsun bile. Elbette Türkiye Futbol Federasyonu. Daha ne olması gerekiyor? Yani Türkiye Futbol Federasyonu, ya biz yönetemiyoruz. Allah davul etsin bizi. Yani artık sahaya da adam girdi. Oyuncularla insanlar birbirine girdi deyip istifa etmemeleri için daha ne gerek ya? Daha bugün, ne olacak bugün gelişmeler yani? Bekliyor musun peki siyaset kanadından? Yok, bilmiyorum. Önce şu işin hukuki ve adli tarafını bir çözelim. Bir de senin oyun hangisini? Yani söyledin ama direkt Türkiye yani Futbol Federasyonu diyorsun 69'u, senin. 69'u yetersiz buldum. Spor yorumcularını katıyor musun mesela? Hepimizin kabahati var. Hepimizin kabahati mesela var. Mesela sinkaflı küfürlerle paylaşım yapan spor yorumcular. Hepimizin kabahati var. Ona hayır demem ama şu 69'u yetersiz buldum ben. Çünkü Türkiye Futbol ama Federasyonu'nun kifayetsizliği için 69 yetmez. Orası 82 falan olması lazım. Yani kamuoyu nezdinde Futbol Federasyonu'na biraz ilgi görüyormuş yani. Kifayetsizlik var orada çünkü. O kifayetsizliğin karşılığı 69 değil. Kifayetsizlik 82 ama insanlar mesela gelen mesajlarda seyirciler şunu da söylüyor. Spor yorumcuları. Ondan sonra var, şapkanızı önünüze koyun. Medya mensupları. Nasıl bir dil kullanıyorsunuz? İşte kulüpler, yöneticiler. Ya. Sonuçta diyorlar TFF'yi kulüpler, kulüp başkanları seçti diyenler var. Onun dışında hakemlerin insanları provoke... Eminler miymiş? Ya öyle şey, o tarz mi? Ben süzerek anlatıyorum sana. Kim seçti TFF'yi? Tahrik kim meselesini... Seçti? Şu anki yönetimi kim seçti? Türkiye Futbol Federasyonu'nda Ankara'nın siyasetin okey olmadan oraya kimse oturamaz. Kulüpler de bunu bilirler. Nokta. Tahrik meselesine gelince, abi tahrik olmayın. Fenerbahçeli oyuncular maçın sonunda gidip ortada sevindiler. Ben bunda bir çok haklı görmüyorum. Bir sevinç. Şampiyonluk yarışında 2-2 maç berabere bitmiş olsaydı Galatasaray'da olan puan farkı 4'e yükselecekti. Belki de şampiyonluk ipinin ucu kaçacaktı. Onlar da döndüler, sevindiler. Hem maç içerisinde kulübenin oralarda neler yaşandı, o kadarını ayrıntıları göremedik. Ama maçın bitiminde ortada sevinen Fenerbahçe taraftarından tahrik olmayın. Ama her şeyden de tahrik oluyorsunuz. Yani. Bunu her kulüp yapıyor yani. Peki bu kadar olay yaşadık. Milat dedik. Sen dedin ki daha ertesi sabah ne miladı Ela dedin. Doğru. Hakikaten dediğim gibi çıktı. Şimdi bütün bu sürecin sonunda şampiyonluk ne kadar önemli? Neye yarayacak? Bilmem. Ne tadı var, bilmem, ne lezzeti var? Daha beterini söyleyeyim ben sana. Söyle. Allah nasip eder, nefesimiz olur bu ekranlarda olursak 2024-25 sezonu şampiyonluğu daha büyük bir kavgaya sebep olacak. Olmasın. Çünkü 2024-25 sezonu şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Yani 23-24 sezonu şampiyonu gene şey oynayacak. Eleme oynayacak. 24-25 sezonu şampiyonu direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. Allah muhafaza ve hafazan Allah kelimeleriyle ifade etmeye çalışıyoruz. Bak kesinlikle bütün ama en başta büyük camialar, dünyada herkesin ve her şeyin, her organizasyonun kendilerine karşı olduğunu düşünmemeliler. Ama bugün sokağa çık. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonlusu kesinlikle karşıda bir organizasyon var. Ve bu organizasyon içerisinde herkes onlara karşı, herkes onlara karşı pusu kültürü içerisinde. Herkes o pusuyu kuruyor, herkes onları sevmiyor. Bütün kafa böyle çalışıyor. Ve üzülerek söylüyorum, bunun karşılığında da bunu adaletli bir şekilde, kifayetli bir şekilde, düzgün şekilde yönetecek ne futbol federasyonumuz var ne hakemlerimiz var. Geçtiğimiz günlerde söylemiştim, bir kere daha tekrara gireyim. Acun Ilıcalı'nın çok harika bir lafı var. Ben de aynı şeyleri vakti zamanında düşünmüştüm ve söylemiştim. Fırat Aydınus ve Cüneyt Çakır hakemliği bıraktıktan sonra onları çok arayacağız demiş. %100 aynı kanaatteyim. Defalarca bunu Fırat'a da Cüneyt'e de söylemiştim. Ya bıraktığınız zaman ülkesi çok arayacak. Şu andaki en iyi hakemimiz dün akşamkiydi. Peki. Mehmet Ayan çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Güzel günlere, güzel başlıklarda atılan golleri, güzel maçları konuşabileceğimiz Kasımpaşa'nın günlere temennisi. Kasımpaşa'nın dün akşam Galatasaray'a karşı oynadığı oyunun altını futbol konuşabilsek sizlerdi. Teşekkür Görüşmek ediyorum. Üzere.